Efendim, önce hoş geldiniz diyorum siz sayın basın mensuplarına. Bu anlamda ben Türkiye Sosyalist İşçi Partisi ÜNYE eski ilçe başkanı Salim Oğuz. Koronavirüs ile ilgili ülkemize ve ülkemizin bütün geneline verdiği zararlar tabii ki var. Ama ben ÜNYE'de yaşayan bir insan olarak, ÜNYE'li olaraktan ÜNYE'ye verdiği zararlar hakkında küçük esnafa, başta küçük esnafa zarar vermiştir. Köylümüze zarar vermiştir, çiftçimize zarar vermiştir, orta esnafa zarar vermiştir. Çünkü cumartesi pazarlar yasak var. İnsanlar eve hapsoluyor. Eve hapsoluyor. Ben mesela ben de esnafım. Dükkanım kapalıyor 2 gün. Ben 2 gün açsam burada yine dükkanımın bir kirasını şunu bunu alaraktan bir şey olacak. Evime bir ekmeğimi götürebileceğim. Beni bırakın. Bu anlamda ben toplumsal bir mücadele gönül vermiş insanım. Aç da kalırım. Halkım ve ülkem için, insanlarım için. Ben ülkemin insanlarını savunuyorum. Küçük esnaf, çiftçi, köylü, zor durumda kalan, işsizi, işsiziyle hepsini savunuyorum. Ülkemize yaklaşık 12 milyon işsiz insan var. Bunların durumunu düşünecek olursak daha da durum vahim. Daha da vahime gidiyor. Şimdi küçük esnaf burada bir defa çok zor durumda içinde bulunduğum. Küçük esnafa ne tür bir bu saray iktidarının bir yardımı faydası var? Hiçbir faydası yok. Eve kapanan, evde hayat var. Efendim evde hayat var ama ben evde nasıl hayat var? Ben evde kalıyorum, hapsoluyorum ama evde kalırken bütün psikolojik bunalıma giriyor. Bütün küçük esnaflar, orta esnaflar zor durumda kalan, fakirli, köylü, zor durumda olan insanlar zor durumda kalıyorlar. Bu anlamda evde hayat bu şekilde olmaz. Evde hayat deyince ben devletim, hükümetim, ülkemizi yöneten insanlar, biz zor durumda olan küçük esnaf, orta gelirli esnaf, işsizler, köylüler, çiftçilere bunların demesi lazım ki mevcut saray iktidarının efendim sizlere işte şu kadar bir yardım edeceğiz. Hane başına istatistikleri vardır. Şu kadar yardım edeceğiz. Siz yeter ki bu virüse kapılmayın. Ülkemizin sağlığa kavuşturalım. Sizin sağlığınızı düşünüyoruz diye bir açıklama. Sadece evinize kapanın diyorlar. Sadece AKP ve saray iktidarı kendisine oy veren, kendi ellerinde defterleri bulunan yandaşlarına bir yardım ediyorlar. Bir şekilde onlara yardım ediyorlar. Çünkü onların oylarını kemikleştirmek, onları kemikleştirmek oylarının kaybolmasını istemiyorlar. Bu anlamda onların kendisine oy vermeyen insanlara zaten AKP'nin baştan beri söylediği şuydu. Efendim, Cumhur İttifakı vardı. Bir de başkanlık seçiminde bir de Millet İttifakı vardı. Cumhur İttifakı kendileriydi. Millet İttifakı da muhalefet cephesiydi. Muhalefet cephesine dedik bunlar Zillet İttifakı, vatan haini, bunlar PKK'lı, LHKPC'li, bunlar kötü insanlar diye lanse etmişlerdi zaten. Zaten insanlar orada ayırmışlardı. Ayrıştırmışlardı, bölmüşlerdi. Bu anlamda ülkemizi yöneten AKP ve saray iktidarı bu ülkenin sıkıntılarına, sorunlarına çözüm olamaz. Olacağını da sanmıyorum. Bu anlamda şimdi AKP iktidara geleli 18 yıl oldu. 18 yıl önce AKP iktidara geldiğinde Türkiye cezaevlerinin tamamında 49 bin mahkum vardı. Bugün 300 bin üstünde mahkum var. Şimdi diyorlar ki cezaevlerini bir rahatlatalım, bir af yapalım, bir infaz indirimi yapalım vesaire adı altında böyle bir şey yaptılar. Cezaevleri şişti. Bu anlamda cezaevlerinde şu anda çıkacak insanlar 105 bine yakın tekabül ediyor. Ve burada cinsel istismarcılar, yani tecavüzcüler, sapıklar, uyuşturucu işi satıcıları, mafyalar, efendim, buna benzer olumsuz suçlara af yapılıyor. Ve bu anlamda gazeteciler içeride, düşünce suçluları içeride. Efendim, devlet ilk önce kendisini eleştiren, suç işleyen demiyorum. Eleştirmek suç işlemek değildir. Gazeteci görevini yapıyor. Çünkü toplumlar ve insanlar eleştiri, öz eleştiri olmadan ileri gidemezler, geliştiremezler. Efendim ben bugün Cumhurbaşkanı'nı veyahut mevcut hükümeti eleştiriyorsam, açıklarını söylüyorsam, düzeltin anlamında söylüyorum bunu. Kötü bir anlamda değil. Kimse bizim düşmanımız veyahut özel bir şeyimiz olan bir şey falan değil. Biz bu ülkenin bireyleri, bu ülkenin insanları olarak, yurttaşları olaraktan
ülkemizi yöneten insanları eleştirmek durumundayız. Noksanları, eksikleri söylemek durumundayız. Ancak mevcut AKP ve saray iktidarı asla eleştirileri tamir edemiyor. Onun için gazeteciler içeride, düşünce suçluları için, efendim önce düşünce suçluları ve gazeteciler bıraksanız da, bu insanlar ülkemizi savunuyorlar, ülkemizin güzel insanları. Eleştirsinler size, ne var bunda? Bu anlamda diğer bir defa devlet kendisine karşı eleştiren, kendilerini suç saydığı ama bana göre sosyalist, devrimci bir insan olaraktan eleştiri suç değildir. Bu gazeteciler ve fikir suçluları içeride bana göre suçlu değiller. Eleştirdikleri için iktidara göre suçlu. Peki suçluysa siz size karşı suç işleyeni affedin o zaman. Bana karşı, size karşı suç işleyen, efendim bu cinsel istismarcılar, sapıklar, tecavüzcüler, uyuşturucu içici ve satıcıları ve artı orada mafyalar, çeteler, insanları soyup sömüren insanları affediyorsunuz. Bunları affetmek suç işledikleri insanlara mahsus. Onları mahkemelerde biz bunları affediyoruz desinler. Onlar diyorlar mı demiyorlar. Onlara sitem edecekler bu duruma. Kendilerine karşı suç işleyen insanları affetmelerine. Devletin asli görevi budur. Kendilerine karşı suç işleyen fikir suçlularını eleştiren dolayı hoşgörü karşılarına, hatta içeri bile atılmalarına gerek yok bana göre fikir suçlularının. Efendim eleştirilsin ki insanlar ve topluma ileri gitsinler. Ülkemiz gelişsin. Yani burada efendim şu anda bizim elimize istediklere göre 149 ülkeden ithal tarım ürünleri, yani tarım ürünleri nedir? Mercimektir, bakladır, efendime söyleyeyim pirinçtir, bulgurdur, mercimektir. Bunlar hep ithal ediliyor. Daha yüzlerce ürün var. Bu anlamda tarım bitmiş durumda. Köylülük bitmiş durumda. Köylüye yardım edin. Burada mazot ihtiyacını bedava verin. Gübresini verin. Ülkemize bir üretim ekonomisi olsun. Üretim ekonomisi bitmiştir. Tüketim ekonomisine geçmiştir. Onun için et pahalı. Fakir fukara et yiyemiyor. Fakir fukaranın yediği, marketten aldığı GDO'lu ürünler. GDO bir gıda değildir. Biyolojik bir silahtır. Aynı bu koronavirüs gibi GDO da bir virüstür. İnsan vücuduna GDO'lu ürün girdiği zaman vücut çeperlerini bozar, insanı kısırlaştırır, düşüncesini bozar ve obezleştirir. İnsana olumsuz yönde bütün vücudunu etkiler. Koronavirüs de bir virüstür. Emperyalizmin bütün dünyaya biyolojik silahtır bu virüsler. Biyolojik silahını emperyalizm denemiştir. Ha kendisine de aşağı Amerika'da şu kadar ölüm var bu. Efendim koronavirüs önce fakirleri vuruyor. Yoksulları vuruyor. Çünkü fakirler ve yoksullar bağışıklık sistemini düzenleyemiyorlar. Çünkü bağışıklık sistemi proteinle, vitaminle, potasyumla, gıdalarla, vitaminlerle, güzel beslenmelerle vücut bağışıklık sistemini korur kollar. Oysa GDO'lu ürünler, hormonlu ürünler ülkemizde kol geziyor. Şimdi fakir fukara ve yaşlı insanlar, efendime söyleyeyim, bunlar bağışıklık sistemini bozan bu GDO'lu ve efendim hormonlu ürünler çabuk yeniliyorlar. Amerika'da daha çok on binlerce insan var şu anda. Çoğu zenci, fakir insanlar, zenciler. Efendim diğer Avrupa ülkelerine baktığımızda yaşlı insanlar ve Avrupa ülkeleri ve diğer az gelişmiş ülkelerde bütün yoksulları vurmakta, yaşlıları vurmakta. Bunlar hep emperyalizmin oyunlarıdır. Bu anlamda eve kapanmak. Efendim ben eve kapanıyorum. Vatandaşlarımız cumartesi pazarı kapalıyız. Efendim gelin de evde test yapın. Test yapın. Rahatsız ve hasta olan alın götürün. Test yok, bir şey yok. Bu evde insan evde kalacak. Ya evde kalınca rahatsızsa, hastaysan ben ne yapacağım? Diğerlerini de bulaşacağım değil mi? Bu anlamda eve kapanmanın başlı başına bir anlamı yok. Daha bir maske sorunu çözemediler. Maske, ben bugün pazara girdim. Masken yok. Zabıtaya diyorum maske ver. Bende maske yok. Eczaneye gidiyorum, bana maske ver. Sana şey gelmedi mi? Efendim bana bir şey gelmedi. Bir şey falan. Veremeyiz. Efendim parayı nasıl satacak yer yok. Daha iktidar bir maskeye, bir sabun. Efendim sık sık ellerinizi yıkayın. Sık sık ellerimi yıkayacağım ama. Bir sabun. Şurada şu bir tane sabun. Şöyle bir but sabun. 5 lira 6 lira bir sabun. Bugün bir sabunun 5 lira 6 lira. Bir evde 7-8-10 kişi var. Efendim sık sık ellerimi yıkadığım zaman bu sabun hemen bitecek. Peki devlet sabun, kolonya, 3 liralık 5 liralık kolonya, fırsatçılar 20 lira yaptılar kolonyaları. Devlet bunları araştırıyor mu? Vatandaşa kolonya dağıt, sabun dağıt, hijyenik bir şeyler dağıt. Hiçbir şey dağıtmıyorsun. Kendi cebinden dağıtmayacaksın kardeşim. Devletin hazinesinden dağıtacaksınız.
AKP ve saray iktidarına sesleniyorum. Kendi cebinizden değil, halkın bu hazine, devletin hazinesinden halka yardımcı olun. Olmuyorlar. Olmuyorlar ve de bu krizleri fırsata çevirerek bir takım ihaleler, efendim Kanal İstanbul, efendim Millet Bahçesi'dir, efendim bir takım böyle fosil yakıtlar üreten termik santrallerdir, HES'lerdir, vesairelerdir. Bunların üzerine bu krizi fırsat olarak da bunları bir şekilde oldu bittiye getirerek hareket etmekteler. Buradan AKP ve saray iktidarını protesto ediyorum, kınıyorum ve buradan diyorum ki halkınıza sahip çıkın. Bu ülkeye sahip çıkın. Daha fazla zarar vermeyin. Bu zararın yarın size de zarara dokunur. Benim söyleyeceklerim halkımıza ve ünye halkına ve Türkiye halkına